Ortaya işte kupa var biliyorsun. Kupada yoluna devam ediyor. Galatasaray kupadan da elendi. Biz Fenerbahçe'yi düşündük, konuştuk Evrenli abi. İlk sırayı ona alalım dedik Mahmut abi. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de tabii bir kriz demeyelim. Bunun adı kriz değil de Haldun abi. Belirsizlik. Maalesef Ali Bey verdiği kararlar kimilerine göre, Ali Bey'in verdiği kararlar kimilerine göre doğru, kimilerine göre yerinde. Ama kaybedilen bir ilk yarı. Hedefler çok büyüktü. Ama Pereira tercihi olmadı. Zaten artık hep aynı şeyleri soruyorum, aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Artık bunun üstüne farklı bir şeyle Pereira defterini kapatalım. Artık bundan sonra Fenerbahçe'nin kurtuluşu ne olur abi? Bir yerli teknik adam mı? Bir yabancı teknik adam mı? Yoksa hayır, altyapı hocası sezon sonuna kadar götürsün mü? Şimdi ben açıkçası Murat Zeki Göle'den öyle bir elektrik alamadım. Yani benim kişisel kanaatim bu. Murat Zeki Göle'de öyle bir performans göremedim. Mesela Beşiktaş'ta Önder Karaveli konusundaki olayla bunun arasında farklılıklar var. Tabii zor bir süreç. Hani klasik tabirle deve dişi gibi oyuncular var. O oyunculara da baktığımız zaman yani alttan gelen bir teknik direktörün ne kadar onlar üzerinde etkisi olur? Onlar da tartışılacak bir durum ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin bir teknik direktörle yola çıkması gerekiyor. Hemen şunu söyleyeyim. Ben bu arada geçen hafta İsmail Kartal Hoca ile görüştüm. O görüşmenin detaylarını da sizlerle paylaşayım. Çünkü çok konuşulan bir konu var. İşte Löw geliyor konusu var. İsmail Kartal'ın 6 aylık sözleşmeyi kabul etmediği gibi konular var. Ben bunlarla ilgili İsmail Hoca ile konuştum. İsmail Hoca'nın da bazı açıklamaları olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Daha önce söylememiştim ama şimdi söyleyeyim. Biliyorsun onların aralarında çok ciddi bir yakınlık var. Yani Löw ile İsmail Kartal arasında zaman zaman görüşüyorlar. Sezon başında yaptığımız konuşmayı anlatacağım. Orada... Unutma, çok soru geldiği için. Balotelli Galatasaray'a mı transfer olacak? Haldun abi Murat Başkan'la, Murat Sancak'la görüştü. Konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda Murat Bey'in, Sayın Sancak'ın Haldun abi aktardıklarını Haldun abi bizle paylaşacak. Çünkü bu birazdan başlığımız ilgi çekti Galatasaray taraftarlarının arasında. Tabii Adana Demirsporlar da merak ediyor ama Murat Başkan gerekli her şeyi Haldun abiye söylemiş. Murat Sancak bu konuyla ilgili. Ona ayrıyeten gireceğiz. Özür dilerim abi. Evet. Fenerbahçe'yle devam edelim. Yani Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yaptığımız görüşmede söylediği cümleler şunlar. Sezon başında Fenerbahçe Löw'ü düşündü. Löw'le de ben konuştum diyor sezon başında. Löw tam 14 yıldır aralıksız çalışıyorum ve bir yılı kendime ayırmam lazım. Avrupa'dan da teklifler var ama şu anda böyle bir düşüncem yok demişti. Sonra 3 ay önce tekrar görüşmüşler İsmail Hoca'yla ve o 3 ay içerisinde de yine aynı şeyleri söylemiş. Yani ben bu sezon çalışmayacağım. İspanya'dan, İtalya'dan, değişik yerlerden teklif aldım, çalışmayacağım. Yani Löw defteri şu andaki konumu bu ama futbolda tıpkı siyasette olduğu gibi 24 saat çok şey ifade ediyor. Çok şey. Bunun için söylüyorum. İsmail Hoca'nın düşüncesi ne diye baktığımızda yani bana henüz öyle bir teklif gelmedi. Yani 6 ayı reddetmiş, 1,5 yıllık istemiş gibi bir durum söz konusu değil. En kritik soruyu sordum. Peki hocam dedim. Löw'le beraber çalışmak ister misin? Yani böyle bir formülden bahsediliyor. Löw artı İsmail Kartal. Eski arkadaşlar yani. Eski. Çok çok yakın dostlar. O defteri kapattık artık dedi hoca. Yani doğru. Ben artık tek başıma çalışan bir teknik adamım. Onun için öyle bir defter açılmadı dedi. Yani ben bunu niye uzun uzun anlattım? Löw konusundaki genel kanaati anlatmak için söylüyorum. Yani Löw'ün bu sezon sonuna kadar çalışmayacağı gerçeğini söylememiz gerekiyor. Ama diyorsun ki bir taraftan da İsmail Hoca Löw'le kendisi hani kibar bir dille teknik adam olarak yoluma devam etmek istiyorum diyor. Tabii, yardımcı yani, olmam diyor. Yardımcı antrenörlük yapmam diyor. Yardımcılık defterini kapattık. Anladım diyor ki gayet de doğal yani. Çünkü İsmail Kartal da sonuçta Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Önemli takımlarda görev yaptı. Yani şimdi bu saatten sonra tekrar ikinci adam olmak onun da işine gelmiyor anlaşılan. Ama Löw konusundaki durumun da net bir şekilde özetlendiğini sanıyorum. Diğer alternatiflere bakmamız lazım, yönelmemiz lazım. Jorge Jesus gibi isimlerden bahsediliyor. O alternatifler, Bilic'ten bahsediliyor. Ama şunu söyleyeyim, bu geçiş sürecinde çok kolay değil teknik direktör, yabancı bir teknik direktör getirip başarılı olmak. O zaman Haldun abinin lafı, ben diyor yerliden yana olsam oyumu kullanırım diyor. Ben onu anladım. Şimdi ben evet öyle düşünüyorum. Yani şimdi şu anda İsmail Hoca'nın düşüncesini ben de mantıklı buluyorum. Çünkü böyle bir düzeye gelmiş, kıl payı şampiyonluğu kaçırmış. Fenerbahçe'de birinci adamlık da yaptı. Onun için tekrardan ikinci adam, bunun ismi Löw değil, kim olursa olsun kabul etmeye en mantıklısı. Öbür tarafta gelelim. Zaten şöyle bir bakarsak artık bundan sonra üç büyüklerin Fenerbahçe'de hepsi birlikte yani Avrupa kupalarına gitmeye bakacaklar. Şampiyonluk çok zor. Benim kendi şahsi fikrim görünen, oynanan, tekrardan bir ne olursa olsun, bunun adı yabancı olsun, Türk olsun, oraları yakalama şansınız yok. Ya bu, bir kere bunu söyleyelim. Bu şampiyonluğu Trabzonspor bir tarafa yazacaksınız onu. Ama matematiksel olarak. Ya matematik tamam var. Var da ama matematiğin de senin oynadığın oyun belli. Bundan sonra neye getireceksin? Ne yapacaksın? Kaç tane oyuncu alacaksın? Gene mi 5 tane 6 tane oyuncular alacaksın da farklı bir yere gideceksin? Olmayacağı için o kadar. Burada Fenerbahçe'nin bence yabancı da getirirlerse bu sezonu gene bir heba sezonu olacak. Bundan evvelki 4 senede geçtiği gibi gelecek hocayla işte Jesus'un filan isimleri geçiyor. Jesus hakikaten tartışılmaz bir hoca ama bizim burası çok farklı. Sen ona rağmen mi diyorsun abi yerli olmalı yine de Jesus'a rağmen? Tekrardan şimdi, değişecek ama. Yani, gene değiştireceksiniz, yerliye getirsiniz. Bugün Jesus'u getirse hayır mı diyeceksin? Hayır canım, Jesus'u getirirse hayır demem de ama Jesus da böyle bir ortama gelir mi onu tartışmamız lazım. Yani şöyle, o ortamı şu şekilde hazırlayacaksınız. Biz bu sezonu tamam tekrardan nereye gidebilirse gideceğiz. Bize bu zaman zarfında da hazırlığını yap, yeni sezona artık biz uçalım, örnek veriyorum o tarzda. Onun için de hoca da o şekilde bilecek, kamuoyu da o şekilde bilecek. Biz basın organları da o şekilde bilecek. Yani fazla irdelemeden, incelemeden Fenerbahçe'nin bütün planının yeni sezonda olacağını düşünerek ona göre. Jesus geldiği zaman sizin elinizdeki kadrolardan şimdi en başta diyecek ki ben Mesut tarzında bir oyuncu istemem. Örnek. Çünkü genel, sevmez onlar. Genel olarak evet öyle ya işte Portekiz ekolü dediğimiz. O tarzdaki Portekiz'den oyuncuyu sevmem. İrfan Can gibi tamam var ama bana oyun iki yönlü oynayacak Roberto oyuncular. Roberto Carlos iddiaları vardı abi. Ya Roberto Carlos, Alex. Ya bunlar, şimdi Roberto bunlar yani. Alex konusu, ben baştan beri hep şunu söylemiştim. Hocam da katıldım bilmiyorum. Alex böyle bir ortama gelmez. Sezon başında kendi transferlerini yaparak gelmek ister. Çünkü Alex'in bence hani futbol aklı böyle işi yarıdan alıp götürmekle ilgili muhtemelen hayır diyecektir. Futbol aklı öyle diyecektir onun. Öyle kabul ediyorum, bilmiyorum. Hani Fener sevgisi ağır basar, Fenerbahçe sevgisi o ayrı bir konu. Ama netice itibariyle buralardan başlamak farklı bir duygu. Ha şunu da söyleyeyim. Erken mi diyorsun bir daha? Tabii ki. Yani bir de üstelik orada henüz biliyorsun Luciano ile falan birlikte bir çalışıyorlar. Bir altyapıda çalışıyorlar. Yani Alex şöyle yapıyor bence. Stajını tamamlıyor aşağıda. Yani Zidane gibi. Orada aşağıda stajını tamamlayacak, sonra yukarıya gelecek. En makulü o zaten. Evet, hemen gelip gerekir. Daha 3 gün önce, daha bir ay olmadı şeyi alalı, pro lisans alalı. Bir ay sonra hemen gelip A takım istemez. Ha şunu söyleyeyim. Yani onu da söyleyeyim. Hani sen Jorge Jesus'tan bahsedince şöyle söyleyeyim. İki tane çarpıcı örnek var. İkisi de yerli hoca. İki çarpıcı örnek var vereceğim. Bir tanesi Sergen Yalçın, diğeri Abdullah Avcı. Ne yaptılar bunlar? Devre arasında geldi her ikisi de. Biri Beşiktaş'a, biri Trabzonspor'a. Devre arasında geldiler. O yarım sezonu iyi tamir ettiler, iyi onardılar. O yarım sezonda takımın seviyesini yukarı çıkardılar, eksiklerini gördüler, ne tür oyuncu transfer edileceğini belirlediler. Ertesi sene her ikisi de çok başarılı. Sergen Yalçın şampiyon yaptı. Abdullah Avcı da şimdi hani artık ustalık dönemi. Yani birçok da ustalığı zaten ustalıkları var da yani o yarım sezonda şimdi böyle bir yapı olur mu? Bir yabancı hoca böyle gelir mi? Bana göre biraz zor göründüğü için söylüyorum. Böyle bir yabancı hoca böyle hani geleyim yarım sezonu burada hani şey gibi tamamlayayım sonra geldiği anda diyecek ki mesela Ocak ayında getiriyorsan 5 tane oyuncu istiyorum diyecek. Yani kaç para masaya koyuyorsun diyecek. Şöyledir tabii, bunları konuşurken o planınızı, programınızı kimse mesela Favre'yi mi istiyorsunuz Favre? Anlatacaksınız. Ya Avrupa futbolunu iyi bilenlerden birisi. İşte Jorge Jesus da aynı şekilde. Avrupa futbolunu çok iyi biliyor. Başarıları ortada. Bunu tartışamayız ama siz plan ve projelerinizi yeni sezon üzerine yıkmak istiyorsanız bu sene de gidebileceğim yere kadar siz de elinizdeki kimlere getireceksiniz? Onları da kağıt üzerinde, yani geniş kapsamlı konuşulması gereken bir şey. Mesela Haldun dediği gibi Türk hocalar, Türk hocalarda şimdi hoca öyle bir sıkıntı ki hepimiz bir hoca üzerinden gidiyoruz. Bütün topu hocanın üzerine atıyoruz ama içerisinde bir analize etmek lazım. Yani içeride futbolcu karakteristik özelliklerini analiz etmeniz lazım. Her mevkide kaç tane, 3 tane, 4 tane bir mevkide. Hayır, açıkçası sen diyorsun ki bazı oyunculara gönderin. Ya gönderilmesi şimdi, lazım. Gönderilmesi de gerekecek. Onlara da daha farklı bir hoca seçiyorsanız, Avrupa'dan hoca getiriyorsanız onların kafa yapısı, günümüzün futboluna çok uygun kafa yapısı var. Şimdi siz de elinizdekilerini bir analiz edeceksiniz. Sağ tarafta atıyorum 4 tane adam var ama bir tane sağ bek yok. Örnek. Sol tarafınızda 3 tane adam var ama bir tane sol bekiniz yok. Novak haricinde. Farklı stoperiniz çok fazla ama bunların İçinden en fazla 2 tanesini 3 tanesini devamlı oynatıyorsunuz. Yani gibi uzun böyle bir kulüplerde seçeceğiniz yerler mevki özelliklerinde olan oyuncuların fazla doldurmadan, ama ne oldu? Santrofonuzda eksik var. Orayı tamamlayamadınız. Hocam, öbür taraflarda var, çok fazla eksik yok da. Yok, şöyle var. Şu yani şekilde var. Bence doğru. Var. Santrofor olarak var. Niye eksik var hocam? Ben sayısal, şimdi Valencia'yı bir tarafa bırakalım. Hocam Fener. Bak, nitelik olarak mı bakıyoruz, nicelik olarak mı? Genel olarak bakıyorum. Biz burada karıştırıyoruz. Genel olarak bakıyorum. Hayır, nicelik olarak baktığımızda ben size söyleyeyim. Serdar Dursun santrofor mu? Santrofor. Mergim Berisha? Santrofor. Valencia'da oynuyor mu? Ama nitelik benim olarak var. Benim ama nitelik olarak sıkıntımız var. Benim anlatmak istediğim zaten o. Genel olarak ben bakıyorum oraya. Santrofor mevkiinde Valencia'yı bir tarafa çıkaralım. Öbürleri zaten herkesin burada söylediği 2. 3. santrofor olacak gibi de diye düşünüldü. Ama kazınaya öyle olmadı. Bir sakatlıklar başladı. Elinizdekiler gelmedi. Yani kadro seçimlerinde de bir sıkıntılar oldu. Hocayla da mı yaptılar bunu, yoksa sadece yönetim kuruluna mı gelen çalışmalarla? Hani biz her şeyi ilk etapta kötü giderken hep hoca üzerinden okumaya çalışıyoruz ama bir de genel bakmak lazım. Kulübün iç dinamikliklerine, oyuncuların iç dinamikliğine bakmak lazım. Artık abi geçen sene Sosa, Mert Hakan yan yana oynadıkları maçlarda Fenerbahçe çok puan toplamış. Ya, burada mesela neden Mert Hakan Sosa'yı tercih etmedi Pereira? Şimdi bak, ben onu hocamın sözünü bitirmesini bekliyordum. Yani bitirdiğinde ben söyleyeceğim. Benim anlatmak istediğim bu sezon zaten hep başta buralarda söyledik. Bir takımla bu kadar çok oynanmaz diye. Kemikleşmiş bir senin takımın olması lazım. Yani bir ilk 11'in, daha doğrusu 9 kişi veyahut da 8 kişi. Fenerbahçe her maçta şöyle bir bakarsak analizi de edilmiştir. Arka arka 11'lerle oynadığı maç yok. Abi bak, ben Haldun abi hep uzun zamandır burada program yapıyoruz. Bir gün Haldun abi, ben de hep içimden şey, ya bu Haldun Domaç neden bu kadar Pereira'yı yerden yere vuruyor? Yerden yere vuruyor değil de eleştiriyor. Ya. Bir gün bir yorum yaptı Haldun abi. Yanılmıyorsam Rize maçı galiba, tam emin değilim abi. Ya da bir başka maç, kritik maç. 90+3'te oyuncu değişikliği yaptı ve gereksiz bir yere gereksiz bir oyuncu değişikliği. Onlar zaten hep yaptı. Yani hiç alakası, hatırladın mı? Hatırlamaz olur. Onlar hep yaptı, dedi, tamam, o zaman bu bir mantığı varmış. 90+2'de Pelkas'la Nazım'ı oyuna soktu. Ama şimdi hangi maç Haldun abi? Şimdi sıkıntı olan... Şimdi söyleyeyim sana, dur bir dakika. Zahmet olmazsa abi, konuşur seyircilerim. Ben şimdi ezberimde... Sıkıntı değişikliklerde değil. Her hafta değişik 11'ler. Hayır abi, takımı okuyamaması. Ama takımı okuyamaması. Bak, değişiklikleri ben bir tarafa bıraktım. Yani 5'te değiştirirsin, 3'te değiştirirsin. 5 tane değişiklik hakkım var. 20. dakikada da değiştirirsin. Onlar farklı bir şey. Ama her hafta değişik bir 11'le oynar mısın sen? İşte onu söylüyorum. Benim anlatmak istediğim o. 5 kişi kesin bir kere yok takımda. Haftasını göremiyorsun onu. Doğru söylüyorsun. Beşiktaş maçı. Hah, Beşiktaş. Evet, 90+2'de Osay Samuel'in yerine Nazım giriyor. Ne yapacaksa o sırada. Geçenlerde yani, de Valencia'yı aldı öyle. Evet. Son 3 dakika mı 1 dakika mı ne vardı oyuna. Bunlar, ben değişiklikleri bir tarafa bıraktım. Valencia'da da aynı maçta işte. Beşiktaş maçında. Yani Valencia'yı son maçta. 2 dakika 3 dakika kala oyuna soktu. Niye bu kadar eleştirdiğini Haldun abisi o cümlesinden sonra daha iyi anladı. Daha çok fazla eleştiriyoruz. Sen şeye bakacaksın. Sebebini merak ettim. Haftası haftasını tutma. Ne güzeldir, Sosa, Mert Hakan oynayınca puanlar alıyor ama ertesi haftası bir bakıyorsun maça, ikisi de yok. Farklı bir orta saha gelmiş. Sağ açıkta farklılar oynamış. Sol açıkta, yani şöyle söyleyeyim, ben hesaplamıştım. Bir 4 maçını çıkardım, 5 maçını arka arkaya. Abi hiçbir maçta aynı 11 oynamamış. Evet. Hiçbir maçta mı? O zaman bir teknik adam başarısızlığı var hocam. Burada tabii onu zaten herkes bunları vurgulamaya çalıştı burada. Onun için sizin seçeceğiniz, getireceğiniz teknik direktörden ziyade takımı, şu andaki kadroya uygun bir teknik direktör mü bulacaksınız? Yoksa bunu yarı sezona kadar kapatıp, yani sezonu kapatıp ondan sonra onun seçeceği oyuncularla mı devam edeceksiniz?